Şimdi soru 2'ye bakalım. Arkadaşlar bu soruya bakarsanız bir tane çubuk var bakın. Ve bu çubuk başlangıçta teta eşit 0 derece konumunda diyor. Teta dediğimiz şurası. Ve bu tetayı 0 derece düşündüğünüzde çubuk tam dik konumda yani ilk konumda. Şurada alttaki piston var. Şurada yukarıda ve çubuk tam dik konumda. Ve bu çubuk 50 Newton'luk kuvvetle aşağıdan çekiliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ve bu halini alıyor ve teta 45 derece oluyor bu halde. Yani ilk durumda dik olacak. İkinci durumda bu anda olacak. Ve açısal hız soruyor. Şimdi hatırlıyorsanız bu tür soruları bir önceki ünitedeki yani hareket denklemleriyle çözebilirsiniz. F eşit ma'yı kullanarak. Ama oradan açısal ivmeye ya da doğrusal ivmeye geçiş yapıyorsunuz. Oradan da daha sonra hıza geçmeniz gerekiyor. Biraz iki adım olmuş oluyor. Eğer soru sadece açısal hız ya da doğrusal hız soruyorsa ilk düşüneceğiniz şey ben bunu iş enerji ilkesiyle çözebilir miyim? Çünkü onunla da çok daha kolay. Sadece hız olduğu için kinetik enerji tanımında hızı bulabilmeniz mümkün. Eğer oradan çıkmazsa sonrasında hareket denklemlerine geçebilirsiniz. Hani mantıken soruları çözdüğünüzde bu şekilde işleyebilirsiniz. Burada da baktığımızda açısal hız olduğu için öncelikle iş enerji ilkesini kullanalım diyoruz. Onu bir deneyelim. Ve de birinci durum ve ikinci durum var. Bu da aslında iş enerji ilkesine uygun. O yüzden bakalım. Buraya o yüzden iş enerji ilkesini de yazalım. T1 artı toplam U1-2 eşittir. T2 kullanabiliriz. Burada sırasıyla bunları şimdi bakalım. Öncelikle birinci durum ve ikinci durum nedir? Onları belirlemek lazım. Birinci duruma bakarsak, şuraya yazalım. Çubuğun dik olduğu durum. Yani tetamız sıfır. Ve bu durumda çubuğu çizmek istediğimde ben, şöyle birinci durum dedik. Çubuk şu şekilde. İşte G noktası var. Burada her şey sıfır aslında. VG1 birinci durum olsun. Sıfır. Açısal hızı da sıfır bunun. Dolayısıyla buradan baktığımızda T1'i sıfır buluyoruz aslında. Bir de ikinci durum bakalım. İkinci durumda da demiş ki teta eşittir 45 derece olacak. Tetanın 45 derece olduğu durumda aslında çubuğu şöyle çizebilirim ben. Ve bu durumda da işte şöyle G olsun. İşte şurası A noktası. Şurası da B noktası. Ve B'den bir tane kuvvet var. Şöyle P eşittir 50 Newton'luk bir kuvvet var uygulanmış. Ve bunu çekmiş buraya. A'dan da bir tepki kuvveti olacak. NA. Yani ilk durumda da çizebilirdik onları ama ilk durumda aslında onların bir işimize yaramayacak. Hareket olmadığı için sabit duruyor zaten. İlk enerji ilkesine bakıyoruz sonuçta. Bir de burada G'den aşağıya MG'si var bunun. Şimdi burada bizim yapmamız gereken belli ki burada bir hareket olmuş. Yani ikinci duruma gelirken birden hangi kuvvetler iş yapıyor onu belirlememiz lazım. B noktasında da bir tepki kuvveti var. NB. Sürtünmeleri de ihmal ettik. O yüzden sürtünme kuvveti çizmiyorum. Böyle baktığınızda bakın neler iş yapıyor. Onların isterseniz yanına iş yapar diye yazalım. P eşit 50 Newton iş yapar düşündüğünüzde ve nasıl yapacak? Şimdi ağırlık merkezini düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için de şöyle yapabiliriz belki. Bunu ben biraz aşağı alacağım. Ağırlık merkezi x yönünde yer değiştirmiş mi? Ona bakmamız lazım. Şöyle biraz büyütelim. Aşağı alalım. Ve ilk durumu da çizeceğim. Şurada ilk durumda aslında şöyle bir çubuk var. Evet, bu şekilde çizebiliriz. Şu ilk durum olsun. Şurası ilk durumun A'sı. Birinci durum diyelim. Kırmızı ile çizdiklerim. Şurası ilk durumun B'si. Zemin aynı olduğu için tam zeminde bu aşağıda. A da zaten aynı düzlemde yine. A da aynı oluktan gidiyor. G'ye bakarsak da bunun da G'si tam ortada. Şurada. Ve G'den baktığımızda 50 Newton. Bakın G'yi x yönünde götürmüş aslında düşündüğümüz. Yani şuradan da bakarsak 50 Newton şu B noktasını şu kadar götürmüş aslında. Şu mesafe kadar. Bu da işte delta x diyebiliriz belki. Ne oluyor bu delta x? Şurası 0,4. Şurası 0,4. Şurayı da 45 biliyoruz. 5 derece döndürdüğü için. Dolayısıyla delta x bizim ne oluyor bakın? 0,4, 0,4, 0,8. Kosinüs 45 ya da sinüs 45. Bu kadar mesafe bir ilerleme yapmış. 50 Newton'luk kuvvet. Yani 50 Newton iş yapıyor. Altına yazalım. İş yapar. Çünkü x yönünde yer değiştirme var. Hatta onu da aşağıya yazayım şöyle ki. Bu olsun. NB'ye de yazacağız. Şöyle. NB'ye bakarsak bakın NB Y yönünde yer değiştirme olması lazım ki NB'nin iş yapması gerekiyor. Ama hep yer değiştirme aslında NB'nin uygulandığı noktada x yönünde. O yüzden NB iş yapmaz aslında. G yapmaz mı hocam asıl onun orada o eksende? Şöyle uygulandığı noktaya bakman gerekiyor. G'ye değil de tam olarak burada. G'ye bakman için MG'ye bakacağız sadece. MG tam G noktasından ya. Yani hangi noktadan uygulanıyorsa o noktanın hareketine bakmamız gerekiyor. P eşit 50 Newton B'den uygulanmış. B noktası ne kadar yer değiştirmiş ona bakmamız gerekiyor. NB de yine B'den uygulanmış. B noktası Y'de hareket ediyor mu ona bakmamız gerekiyor. Çünkü
NB için G'yi düşünürsek aldatıcı olur. Aslında NB hiçbir iş yapmadan o zaman G noktası yer değiştirmiş, iş yapıyormuş gibi olacak. Ama aslında NB hiçbir şekilde etkimiyor aslında G'nin hareketine düşündüğünüz. Anladım hocam. O yüzden bu iş yapmaz. Çünkü hatta burada şöyle diyelim isterseniz. Bunu anlamak için. Çünkü B noktası. Şuraya B noktası yazalım. P kuvveti B'ye uygulandığı için. B noktası X yönünde yer değiştirme yapar diyelim. NB de iş yapmaz çünkü B noktası Y yönünde yer değiştirmiyor diyelim. Yer değiştirmiyor. NA'ya bakalım isterseniz. Bu sefer A noktasına bakacağız. A noktası da herhangi bir NA doğrultusunda yani X doğrultusunda yer değiştirmiyor. O yüzden bu da iş yapmaz. İş yapmaz çünkü X yönünde yer değiştirme yok. Yani X yönünde dediğim aslında benim o kuvvetin yönünde yer değiştirme yok. Aslında hocam kuvvetin değil de noktaya bakmayacak mıyız? Şimdi noktaya bakıyoruz. Nokta kuvvetin yönünde, daha doğrusu kuvvetin doğrultusunda yer değiştirme yapmıyor. Onu demeye çalışıyorum. Anladım hocam. NA'yı da söyledik. Bir de MG kaldı bakın. MG ne kadar yer değiştirmiş? Bu sefer G noktasına bakmamız lazım. Ve G noktasını da isterseniz şöyle yeşille çizeyim ben. Bakın G noktası ilk anda şurada. Birinci durumda. Ve ikinci duruma gelmiş. Dolayısıyla burada 1'den 2'ye doğru çizeceğim bakın. Delta Y. Hatta burada şu delta X'i de öyle çizmem lazım. Delta X'in yönü de aşağıda sileyim onun öbür tarafını. Birinci durumdan ikinci duruma. Sola doğru yani. Delta Y de birinci durumdan ikinci duruma yine aşağıya doğru. Yani bir Y yönünde bir yer değiştirmesi var. Dolayısıyla MG de iş yapar. Şöyle yazabiliriz. MG iş yapar. Çünkü G noktası Y yönünde, Y'de diyelim, yer değiştiriyor. İş yapanları belirledik. Nasıl iş yaptıklarını da belirledik. Ve ikinci durumda dolayısıyla bizim ne oluyor? Kinetik enerjiyi bulmak istersek G noktasının bir V hızı olacak. VG. Bir tane de omega açısal hızı olacak. Neden? Çünkü bu aslında aynı zamanda dönüyor. Yani şöyleyken böyle olmuş. Dolayısıyla bir dönme yapmış. O dolayısıyla o dönmeden dolayı bu ikinci durumda bir T'si olacak bunun. Şimdi sol tarafa ben T'yi yazayım. Alt tarafına da toplam U1-2'leri yazalım. Bu ikinci durum için T2'ye bakarsak 1 bölü 2 formülümüzü biliyoruz zaten. MVG2'nin karesi artı bir de 1 bölü 2 IG omega G 2'nin karesi. Şu şekilde bir formülümüz var bizim. Her zaman bunu yazacaksınız. Ve VG ile omega G'yi bilmiyoruz. Diğer geri kalanları yazalım isterseniz. T2 eşittir. 1 bölü 2 M VG 2 kare artı M'i de hatta yazayım kilosu, kütlesini. Kaçmış? 10 kilogrammış. 10 kilogram yazdım. Artı 1 bölü 2 çarpı I'sı da 1 bölü 12 M ile kare yine. Yani 10 çarpı 0,8'in karesi ve omega g2. Omega g dediğim aslında tüm çubuğun açısal hızı düşündüğümüz. Böyle bir denklemimiz var. Şimdi burada geçen dersimizde de yapmıştık hatırlıyorsanız. Bu vg2 ile şu vg omega g2'nin hatta bunu da omega g2 diyelim altına. Arasında bir bağıntı bulabiliriz biz. Geçen dersimizde tekerlek sorumuz vardı bakın. Ve tekerlek sorusunda demişti ki kaymadan döndüğü için alt nokta sabitti. Anlık hızdan bulmuştuk bunu bakın. VG ile omega arasındaki ilişkiyi anlık hızdan VG2 eşittir omega 2R'den bulmuştuk. Burada da benzer bir şey yapacağız. Bu cismin aslında bir anlık hız merkezi var. Onu belirleyeceğiz. Ona göre omega G ile VG arasında bir ilişki bulacağız. Buraya ben şöyle yazayım öncelikle. İki bilinmeyen var ve anlık hız merkezinden aralarındaki ilişki bulunabilir. Nasıl bulunabilir? Ona bakalım şimdi. Bunu tekrar çizeceğim ben. Çubuğumuz şu. Anlık hız merkezi neydi hatırlarsanız? Bizim iki noktanın da hız yönlerini biliyorsak ki burada belli. Mesela A noktası aşağıya doğru iniyor. Şöyle direkt. VA. B noktasının hızı da sola doğru yatayda. Bunun da yönünü biliyoruz. Direkt yatay. VB. Dolayısıyla bunlara dikleri çekersek biz. Bakın şuna dik çekiyorum. VB'ye de dik çekiyorum. Bunlara dik çektiğimde bizim anlık hız merkezi şurası değil mi? IC. Ve biz bunu belirledikten sonra ne yapabiliriz? Mesela VA ya da VB'yi düşündüğümüzde bir de bunun tabii açısal hızı var. Şöyle bir omega AB var. IC'yi bulduktan sonra biz şunları buluyorduk hatırlıyorsanız. R, B, IC şurası. Şurası da R, A, IC. Bir de G noktamız var aslında bizim. Ki G noktasının hızını bulmamız lazım. Bunlardan IC'yi bulduk. Şimdi G noktasına geçeceğim. G noktası da tam şu ortada. Onu da çizeyim. Ben G noktasının hızını istiyorum. Hızının yönünü bilmiyorum ama. Fakat şunu biliyorum.
C'den B'ye çektiğim doğru hıza dik olacak düşündüğümüzde. Yani ne demek istiyorum? C'den şuraya çekersem ve bakarsak zaten şurası 45, şurası 45, bura 90. Bu soruda C'den tam orta noktaya çektiğim doğru zaten buraya dik. Dolayısıyla benim aslında buradaki hızımın yönünü belirleyebiliyorum. Bakın şu şekilde olması lazım. Biraz daha büyütelim ki onu daha net görün. Yani burada bizim G noktamızın VG 2 diyelim buna. İkisi bu yönde, bu belli. Ve bunun anlık hız merkezinden şurası da RG IC. Ve ben biliyorum ki benim VG 2'm eşittir RG IC çarpı omega AB. Şu şekilde bulabiliyorum. Bakın VG 2 ile omega arasında bir ilişki buldum. Aslında şu omega AB 2 diyelim buna. Çünkü ikinci durumdaki. Bu ikinci durum çünkü. RG IC'yi de ben bulabilirim. Nasıl bulurum? Şu BG'yi biliyorum ben. 0,4 milim. Onu da yeşille gösterelim. Şurası 0,4 milim. Şurası da 0,4 milim. Metre miydi yoksa? Bakalım metreymiş. Yanlış olmasın. 0,4 metre. Şimdi zaten 45 derece olduğu için hepsi otomatikman bizim şu RG IC de 0,4 metre oluyor bakın. Kosinüslerden de çekebilirsiniz. Dolayısıyla şu RG IC burada 0,4 metre. Yani buradan ben VG2 eşittir 0,4 omega AB2 diye bu denklemi buldum. Ve götürüp bunu artık şu yukarıdaki denklemde yerine yazarsam T2 denkleminde ne yapacağım yani? Götürüp şuraya yazacağım. VG2'ye yazarsam T2 için bir değer bulacağım. T2'yi de buraya geri alalım aşağıya. Dolayısıyla benim T2'm eşittir 5 VG. Şimdi 1 bölü 2 çarpı 10'u 5 yaptım. VG2 yerine de bunu yazıyorum. 5 çarpı 0,4 omega AB2 ve bunun tamamının karesi. Bakın ona dikkat edin. Bazen işlem hatası olabiliyor. Çünkü VG'nin karesi. Artı yan taraftan da şurayı hesapladığımızda 0,266 gelmiş. 66, 7 gelmiş hatta. Ve omega yine AB2'nin karesi var burada. Yukarıda belirttiğim omega G, omega AB aslında. Buradan işlemi sadeleştirirsek 5 çarpı 4'ün karesini gelecek 0,8. İşte oradan 1,067 geliyor. Yani T2'miz bizim topladığımızda 1,0667 omega 2 kare geliyor. Bunu buldum. Bunu T2 yerine yazacağım zaten. Bu bir dursun. Şimdi gelelim toplam U1-2'ye. Neden? Çünkü bizim denklemimizde bakın T1 vardı. T1'i 0 dedik zaten. T2'yi burada bulduk. Bir de toplam U1-2 var. Ona bakalım. Onun içinde hangi kuvvetler iş yapıyor onu belirleyecektik hatırlıyorsanız. Ve onu belirledim ben burada. Dolayısıyla toplam U1-2 benim eşittir. Baktığımda bir P kuvveti var. Onun işi yani U1-2 bir de ağırlık var. U1-2 P kuvveti diyelim artı U1-2 MG diyelim şöyle. Ve bunları detaylı yazalım şimdi. Buraya zoom yapacağım. Toplam U1-2 yazayım ben. Burada U1-2 P'ye bakarsak. P dediğimiz bizim şu 50 Newton. Bakın 50 Newton sola doğru. Yani negatifti aslında. Hani bunu eksi 50 Newton diye yazabiliriz. Çarpı F çarpı X biliyorsunuz. P sabitse direkt öyle yazabiliriz. X dediğimiz ise B noktasının aldığı yol. O da 0,8 cos 45. O da eksi yönde. Sola doğru. O yüzden onu da eksi yapacağım. 0,8 cos 45. İkisi de eksi olduğu için buradan bakın pozitif gelecek. Biliyorsunuz kuvvetle yol değişimi aynı yöndeyse iş pozitiftir. O yüzden burası pozitif geldi zaten. Bir de yine artı diyeceğim. U1-2 MG'ye bakalım. Bakın MG aşağıya doğru. MG'ye bakarken referans noktamız neresi? Onu belirlememiz gerekiyor hatırlıyorsanız. Hatta şey için de P için de geçerli. B noktasını referans aldık P için. Yani ilk birinci durumdaki P. MG için de birinci durumdaki G'yi referans alacağız. Yani şurası referansımız. Dolayısıyla referans noktasına göre MG aşağıda. Yani eksi MG. MG'yi de 10 çarpı 981 yazayım. Bir de H dediğimiz delta Y. O da aşağıya doğru bakın. O da eksi delta Y. Eksi delta Y'yi de bulmamız lazım bu arada. Ama buradan da yine pozitif geldiğini görün. Yani toplam U1-2 de pozitif. Hani bunu belirlemek için gösterdim. Şimdi şu delta Y'yi bulalım. Delta Y'yi de nasıl bulacağız bakarsak. Burada bakın 0,4 cos 45 de şu uzunluk. Şuraya yazayım. Şurası benim ikinci durumdaki yere göre mesafem nedir? 0,4 cos 45. Bir de birinci durumdaki yere göre mesafem var. O da şurası. Burası da 0,4.
Yani delta y ne oluyor bakarsak? 0,4 eksi 0,4 cos 45. Sadece delta y yalnız eksisi yok. Şurada doğru belirtelim. 0,4 eksi 0,4 cos 45 oluyor. Dolayısıyla artık bunları çarparsam ben toplam U1-2'yi bulabilirim. Toplam U1-2. Siz çarpma işlemlerini yaparsınız diliyorsanız. Ben direkt sonucu yazayım. Hatta şey de yazayım ayrı ayrı. Şuradan kuvvetten 28,28 joule gelmiş. Artı yer çekiminden de 10,98 joule gelmiş. Ve bunların ikisini topladığımızda da toplamda 39,26 joule toplam yapılan iş. Ve ikisi de pozitif bunların. Çünkü kuvvet yönleriyle yer değiştirme yönleri aynı gördüğünüz gibi. Bunu da bulduktan sonra artık hepsini birinci denklemde yerine koymak kaldı. Eşitlik 1'de. Yani eşitlik 1 dediğimiz en yukarıda yazdım şu. T1 toplam U1-2 T2. 0 T1 artı toplam U1-2 39,26 eşittir T2'de 1,06167 omega 2 kare. Buradan da baktığınızda omega 2'yi direkt bulabiliyoruz. 6,1 radyan bölü saniye gelmiş. Bakın bu iç enerji ilkesinde katı cisimlerin olduğu durumda anlık hız merkezi çok lazım oluyor. O yüzden bunu bilmeniz önemli. Anlık hız merkezinden bunu çıkarabiliyoruz. Şurada ilişki yazsa VG2 ile omega G2 arasında bir ilişki olacak. Onu da anlık hız merkezinden bulup artık sonra sonuca ulaşabiliyoruz gördüğünüz gibi.